Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitim ev okul kampında bugün sizlerle göçlerin nedenleri ve Türkiye'de göçler kısmını işleyeceğiz. Bugünkü konumuzun MEP kitabında karşılığı 134-142. Sayfalar aralığıdır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Hızlı bir şekilde ünitemize giriş yapalım arkadaşlar. Ünite içeriğimizde öncelikle birinci kısımda göçler ve bu göçlerin neden yapıldığı ile ilgili ifadelere yer vereceğiz. Sonraki süreçte ise Türkiye'de göçlerin nedenleri ve Türkiye'de göçlerin sonuçları kısmından bahsedeceğiz. Bugün neler öğreneceğiz dersek dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçlarını, sonraki süreçte ise Türkiye'de göçlerin nedenleri ve sonuçlarını öğreneceğiz. Kavramlar coğrafyası kısmımızda göç, mübadele, mülteci, beyin göçü diyeceğiz dedikten sonra hızlı bir şekilde konumuza hadi giriş yapalım. Diyoruz ki önce göçün tanımını bilmemiz lazım. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı, bu ekonomik olabilir, sosyal olabilir, siyasi olabilir. Aşağıda zaten bunları yazmışım. Birazdan açacağım bunları. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yere, burası önemli, kalıcı şekilde yerleşmesine ya da geçici şekilde yer değiştirmesine göç denir. Yani göç iki türden olacaktır süreye göre. Birazdan söyleyeceğiz. Ya kalıcı bir şekilde gideceksin ya da belirli bir süre boyunca gidip tekrar bulunduğun yere geleceksin. Peki bu insanlar herhangi bir sebep dediğimiz kısım nelerdir dersek hadi bakalım hepsini açalım. Göçün nedenlerini biz burada 4 başlık altında işleyeceğiz. Bunlardan birincisi doğal nedenlerdir. Hadi hepsini teker teker açmaya başlayalım. İklime bağlı nedenler demiş. Mesela yaşadığınız bir alanda iklimde ciddi anlamda kuraklık etkili olabilir. Kuraklıktan dolayı tarımsal verim düşebilir. Hayvanlar için yeterli otlatma alanları bulamayabilirsin. Bundan dolayı ekonomik sebeplere bağlayacağız burayı. Buna bağlı olarak insanlar bulunduğu alandan başka alanlara göç edecektir. Bu işte arkadaşlarım iklime bağlı nedenlerden dolayı oluşan göçtür. Burada neler var dersek erozyon olabilir. Toprakların verimsizleşmesinden dolayı insanlar göç edebilir. Su kıtlığı olabilir. Yağışın az düşmesi, yani belirli dönemlerde yağışın normal seyrinden daha az düşmesiyle meydana gelebilir. Toprağın verimsizleşmesi tarım yapmamızı engelleyecektir. Bunu ileriki kısımlarda mesela Türklerin Orta Asya'dan göçleriyle bağdaştıracağız. İklimde meydana gelen kuraklıklar, bunun dışında arkadaşlarım su kıtlıkları ya da erozyonla birlikte arkadaşlarım Çin'de meydana gelmiştir. Toprakların verimsizleşmesi binlerce kişinin yer değiştirmesine sebep olmuştur diyoruz. Deprem yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılar da arkadaşlar bu da göçe sebebiyet verecek. Nasıl dersek depremi yaşayan birini düşünürsek arkadaşlarım o psikolojiyi tekrar yaşamamak adına dünyada ve Türkiye'de deprem tehlikesinin daha düşük olduğu alanlara göç etmek zorunda olmuşlardır. Mesela bizim ülkemizde 99 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra İç Anadolu bölgesinde Karaman ve çevresine yoğun ölçekte göç hareketi meydana gelmiş ve bu göçün sebepleri araştırıldığında ise arkadaşlarım burada Marmara bölgesinde depremden dolayı insanların bu alanlara göç ettiğini söylemişlerdir diyoruz. Sel olayı yağışın belirli dönemlerde mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesiyle meydana gelecek bir doğa olayıdır ve bu olaya bağlı olarak da sel olayı sonucunda göç olacaktır. Mesela Güney Asya ülkelerinde özellikle Hindistan'da ve Bangladeş'te arkadaşlarım yaz mevsiminde yaşanan sel olayları sonucunda birçok insan bulunduğu yerden başka alanlara göç etmek zorunda kalmıştır diyoruz. Çığ olayları özellikle yağışın mevsim normallerinin çok üzerinde düşmesiyle birlikte yaşanan bir doğal afettir. Bu doğa olayı sonucunda da insanlar bulundukları alanları terk etmek durumunda kalabilirler diyoruz. Heyelan arkadaşlarım toprağın ya da kütlenin eğim doğrultusunda yer değiştirilmesi işlemidir. Kırgızistan'da yaşanmış ve 200 bin kişi arkadaşlarım bu alandan göç etmek zorunda kalmıştır. Bu da doğal bir durumdur diyeceğiz. Volkanizma, yani bir volkanizma aktif hale geldiğinde etrafa tüf tabakası sarıca ya da lavlarla birlikte arkadaşlarım tehlike arz edeceği için insanların buradan belirli bir süre başka bir yere nakledilmesi sağlanmıştır. Bu da bir göç hareketidir diyoruz. Tsunami okyanus ve deniz tabanlarında meydana gelen depremler sonucunda oluşan dalgalara verdiğimiz isimdir. Mesela Japonya'da meydana gelen bir depremden sonra tsunami riski olduğu için insanların başka alanlara göç etmesine sebebiyet vermiştir. Yani alan boşaltılmıştır. Belli bir süre olduğu için şurada geçici şekilde dedik ya, bu da göç olayı olacaktır diyoruz. Yangında gene aynı şekilde göçe sebebiyet verecektir. Son dönemlerde güncel olduğu için söylüyorum. Avustralya'da aylarca süren bir yangın olayı sonucunda birçok insan bulunduğu alandan daha güvenli alanlara göç etmek zorunda kalmıştır dedik. Yani şuradaki ifadeler tamamıyla doğa kısmına bağlı olduğu için buradaki ifadelerde doğal nedenlere bağlı olarak göçlerin
ifadelerini böyle söylemiş olduk arkadaşlarım. Şimdi geldik siyasi nedenlere bağlı olarak oluşan göçler. Savaşlar, bunu biz çok yakından tanıyoruz arkadaşlarım. Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş olayı sonucunda binlerce Suriyeli, hatta milyonlarca Suriyeli arkadaşlarım ülkelerini terk ederek diğer ülkelere, yani kendi can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek adına arkadaşlarım başka alanlara göç etmek zorundadır diyoruz. Mübadele göçü Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Özellikle Yunanistan'da karşılıklı insan değiş tokuş olarak karşımıza gelecektir. Siyasi baskılar, özellikle bizim diğer ülkelerde yaşayan Türklere yapılan baskılar sonucunda insanların can güvenliklerini tehlikede hissetmeleriyle birlikte yapmış olduğu göçlerdir. Mesela Almanya'daki Türklere yapılan baskılar arkadaşlarım etnik ve dini baskılar olarak gelecektir ve insanlar arkadaşlarım tekrar Türkiye'ye göç etmek zorunda kalacaktır. Ya da 89'lu yıllarda Bulgaristan'daki Türklere yoğun ölçekte baskılar yapılmıştır. Bu insanlar arkadaşlarım Bulgaristan'dan Türkiye'ye ne yapmıştır? Göç etmek zorunda kalmıştır diyoruz. Sınır değişmeleri arkadaşlarım bunlar da göçe sebebiyet verecektir. İç karışıklıklar bunlar da göçe sebebiyet verecektir diyoruz arkadaşlar. Bunlar da siyasi nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçlerdir dedikten sonra ekonomik nedenlere bağlı olarak oluşan göçlere bir bakalım. Aslında insanların en yoğun ölçekte göç hareketine sebebiyet veren durumların başında gelecektir ekonomik nedenler. Neden dersek, çünkü insanlar hayatını devam ettirebilmeleri adına çeşitli iş kollarında çalışması gerekmekte ve iş faaliyetlerinin, iş imkanlarının zengin olduğu alanlara, iş imkanlarının geniş olduğu alanlara insanlar göç edebilmekte. Burada en güzel örneği arkadaşlarım neresi olarak verebiliriz dersek, bizim ülkemizde batı kısmı, yani Marmara ve Ege bölgesi olarak vereceğiz. Bu alanlarda arkadaşlarım iş imkanlarının fazla olması Türkiye'de göçün doğudan batıya doğru gerçekleşmesine sebebiyet verecektir diyoruz. Doğal zenginliklerin fazla olduğu alanlarda iş imkanları da fazla olacağı için arkadaşlarım bu noktada insanlar bu alanlara göç edecektir diyoruz. Gelir dağılımındaki dengesizlik, toprakların miras yoluyla parçalanması tarımsal üretimi azaltacağı için insanların kırdan kente göçünü hızlandıracaktır diyoruz. En temel durum ekonomik nedenler diyorsak tabii ki de geçim sıkıntısı olacaktır. İnsanların daha iyi hayat standartlarına ulaşabilmeleri adına arkadaşlarım geçim sıkıntısından dolayı iş imkanlarının yoğun olduğu alanlara göç edecektir diyoruz. Bunların hepsi de ekonomik nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçler kısmındadır dedikten sonra son göçe neden olan faktör sosyal ve kişisel nedenlerdir diyoruz. Hemen burayı da biraz açalım. Eğitim. Daha iyi eğitim almak adına Türkiye'nin dört bir tarafına sınava girdikten sonra üniversite noktasında arkadaşlarım göç edeceksiniz. Ayrıca ilk ve orta öğretimde daha iyi eğitim almak adına insanlar kırsal alandan ya da eğitim hizmetlerinin yetersiz olduğu alandan eğitim hizmetlerinin gelişmiş olduğu alanlara göç edecektir diyoruz. Dini nedenlere bağlı olarak göç hareketleri meydana gelebilir. Kültürel farklılıklar göçe sebebiyet verebilir. Sağlık hizmetleri için bir insan bir hastalığın tedavisi için bulunduğu alandan başka bir alana göç etmek zorunda kalabilir ya da daha iyi yaşam tercihi arkadaşlarım bizim göçümüze sebebiyet verecek arkadaşlar sosyal ve kişisel nedenlerdir dedikten sonra göçün nedenlerini şöyle geniş ölçekte kısa bir hatırlatmayla anlattık size arkadaşlarım. Peki insanlar bir yerden neden göç ediyor? Bakın bunu unutmayın. Şurada bir alan var ve ben buradan şu alana göç edeceğim. Yani buraya geldim mi? Şimdi bir insan neden buradan göç ediyor dersek burada bir takım olumsuz durumlar vardır. Biz bu olumsuz durumlara itici faktörler diyeceğiz. Peki insan neden buraya göç etti dersek burada bir takım olumlu durumlar vardır. Bunlara da ben çekici faktör diyeceğim. Yani göç ettiğin yer, gittiğin yer çekici faktör olarak karşına gelecektir. Göç etmenin sebep olan yer ise itici faktör olarak karşına gelecektir diyoruz. Hadi bakalım bu itici ve çekici faktörler nelermiş? Onlardan biraz bahsedelim. Tarımda makineleşme, yani eskiden insan gücüyle üretilen bir tarım ürününün makineyle birlikte daha seri üretime geçilmesi o alanda kırsal kesimde özellikle insanların işsiz kalmasına sebebiyet vermiştir. Tarımda makineleşme ile işsiz kalan insanlar yoğun ölçekte nereye göç edecektir? Kente göç edecektir. Özellikle arkadaşlarım unutmayalım, tarımda makineleşme kırdan kente göçü yoğun ölçekte hızlandırmış ve günümüzde
kentsel alanlarda yaşanan sorunların temel ölçeğinde tarımda makineleşmenin yattığını da söyleyebiliriz. Nüfus artışıyla birlikte arkadaşlarım doğal kaynakların yetememesi bu noktada insanların başka alanlara göç etmesine sebebiyet verecektir. Bu da olumsuz bir durumdur diyoruz. Tarım topraklarının özellikle miras yoluyla parçalanması tarımda üretimi azaltacaktır. Bu da arkadaşlarım insanların daha iyi hayat standartları için çekici alanlara gitmesine sebebiyet verecektir diyoruz. Doğal afetler gene göçe sebebiyet veren itici faktörler arasında yer alacaktır. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği de göçe sebep veren itici faktörler kısmında yer alacaktır. Çünkü insanlar eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olduğu alanlara gitmek zorundadırlar diyoruz. Geldik göçe sebep olan çekici faktörler. Yani ben ne yaptım? Bir alana gittim. Bu alana neden gittim? Çünkü burada çekici bir takım durumlar var. Bunun için gittim. Nedir bunlar? İş olanaklarının gelişmiş olması. Yani çeşitli iş faaliyetleri olması, ekonomik olarak daha iyi hayat standartlarına ulaşmak için arkadaşlarım ben bu alana göç ettim. Bu çekici bir durumdur. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması gene çekici bir durumdur. Kültürel faaliyetlerinin fazla olması gene çekici bir durumdur. Dini inanç ve kişisel özgürlükleri yaşama isteği, yani baskıdan kaçma isteği arkadaşlarım. Kendi inançlarımı rahat bir şekilde ortaya koyabilme isteğim de göçe sebebiyet verecek çekici faktörlerdir diyoruz. Hatta bu kişisel özgürlükleri yaşama isteği eski dönemlerde yapılan göçlerden yeni dünyaya yapılan göçler kısmında özellikle etkili olmuştur diyoruz arkadaşlarım. Ve itici çekici faktörleri söyledikten sonra göçle ilgili kavramlar coğrafyası kısmından da bahsetmemiz lazım. Birincisi, yapıldığı yere göre göç. Eğer ki sevgili arkadaşlarım ben bir ülke sınırları içerisinde göç yapıyorsam bu göçe iç göç diyeceğim. Nasıl? Kars'tan mesela nereye geleyim? Kars'tan Ankara'ya geleyim. Kars'tan Ankara'ya geliyorsam ülke sınırları içerisinde bir göç yaptım mı bu göçe iç göç diyeceğim. Ama her göç iç göç olarak karşımıza çıkmayacaktır. Nasıl dersek mesela Türkiye'den arkadaşlarım. Nereye gideyim? Almanya'ya gideyim. İş imkanlarının çok iyi olduğu alana gittim. Yani ülke sınırları içerisinde değil de ülke sınırları dışarısında bir göç yaptım mı? İşte ben bu göçe de dış göç diyeceğim. Eğer ki ülke sınırları içerisindeyse iç göçtür. Ülke sınırları dışarısındaysa de dış göç olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz arkadaşlarım. Peki biz göçün tanımında ya belirli bir süre dedik ya da sürekli dedik, daimi dedik. Burada iki tane ifade var. Sürekli göç. Bir yere gittim. Yani bulunduğum alandan başka bir alana gittim. Tekrar gelmedim. Burada kaldım. Bu sürekli göçtür. Ama bulunduğum alandan bir yere gittim. Çeşitli bir faaliyet için, ekonomik faaliyet için, özellikle tarım için gidebilirim, hayvancılık için gidebilirim, turizm için gidebilirim, inşaat için de gidebilirim. Bu işler bittikten sonra tekrar bulunduğum alana geliyorsam buna geçici ya da mevsimlik göç diyeceğim. Özellikle tarımsal faaliyetler için ya da turizm faaliyetleri için yapmış olduğumuz göçtür. Bu da sürekliliğine göre göçler kısmına girecektir. Peki her göçü biz isteğimizle mi yapıyoruz dersek? Tabii ki de hayır. İstek durumuna göçü ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi gönüllü göç. Yani kendi isteğimizle bir yerden başka bir yere yaptığımız göç. Mesela şöyle olabilir. İş imkanlarının çeşitli olduğu, iş imkanlarının daha iyi olduğu, eğitim, sağlık hizmetlerinin daha gelişmiş olduğu alanlara kendi isteğimizle bir göç yapıyorsak bu gönüllü göç olacaktır. Ancak biz savaş, mübadele, doğal afetler, etnik dini baskılardan dolayı bir yerden zorunlu olarak kendi isteğimizde değil ama mecburi olarak gitmek zorundaysak bu göç grubuna da zorunlu göç olarak girecek. Mesela Yunanistan'la Türkiye arasında yapılmış mübadele göçleri, Suriye'den Türkiye'ye gelen mülteciler, yani savaştan kaçan mülteciler arkadaşlarım, bunlar da zorunlu sebeplerden dolayı yapılmış göçlerdir dedikten sonra geçmişten günümüze göç hikayelerine şöyle bir bakalım arkadaşlarım. Birinci işleyeceğimiz göç Türklerin Orta Asya'dan göçü. Peki öncelikle Orta Asya neresi? Bundan bahsetmemiz lazım. Orta Asya dediğimiz kısım arkadaşlarım. Hindistan'ın kuzeyi. Aslında şurada Himalaya dağları var. Geniş yüksek bir dağlık alan. Bunun kuzey kısmı. İkincisi şu kısımda Çin var. Çin'in batı kısmı. Üçüncüsü kuzeyde Sibirya var. Soğuk bir alan. Güney kısmı. Dördüncüsü batıda Hazar Denizi var. Bunun doğu kısmı. Yani tam şu alana verdiğimiz isim Orta Asya. Öncelikle göçe sebep olan durumları coğrafi açıdan değerlendirmem lazım. Bunun için de bu alanın iklim kısmını bilmem lazım. Şimdi bakıyorum.
Deniz etkisinden biraz uzak. Neden dersek, çünkü güneyden gelen nemli hava Himalaya dağlarına çarpıp yağışı güney kısmına, yani Hindistan'ın bulunduğu alana bırakacaksa, Hindistan, Tayland, Myanmar, Bangladeş kısmına bırakacaksa, kuru bir hava Orta Asya'yı karşılayacak mı? Karşılayacaktır. O zaman Orta Asya dediğimiz alanda iklim kurak ve yarı kurak mı? Şimdi bunu bildikten sonra aslında ifademiz çok güzel. Şimdi kurak ve yarı kurak iklim bölgesinde ben ne yapabilirim? Ben iki faaliyet yapacağım. Ya tarım yapacağım. Bunu kuru tarım yöntemiyle yapacağım. Tahıl tarımını daha çok yapacağım. Ya da hayvancılık yapacağım. Ve o dönemde hayvancılığı nasıl yapıyorum dersem, göçebe hayvancılık şeklinde yapıyorum. Göçebe hayvancılıktan kastımız nedir dersek, hayvanı otlatma yoluyla besliyorum arkadaşlarım. Ve Orta Asya'da her şey çok güzel devam ederken, bir, iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık. Bak, doğal sebeplerden dolayı göç ediyoruz. İkincisi, hayvanlara otlak bulma ihtiyacı. Ekonomik sebepler aslında doğal kısımda bunda çok baskın. Üçüncüsü, nüfus artışı sonucu. Bak, devam ediyorum. Yeni yerleri fethetme arzusu. Türk boyları arasındaki arkadaşlarım hakimiyet mücadeleleri, bölgedeki siyasal nedenler, bir de esir düşmektense bağımsız yaşama isteği. Çin'le olan mücadelemiz arkadaşlarım bizim Orta Asya'dan göç etmemize sebebiyet verecektir diyoruz. Peki şöyle bir devam edelim. Şimdi biz Orta Asya'da yaşayan Türkler olsaydık o dönemde nereye giderdik? Mesela güneye gider miydiniz siz? Giderdiniz, ama ben size şunu derdim. O manyak mısın? Güneye niye gidiyorsun? Güneyde Himalaya dağları var. Yani oraya gitsen ne yapacaktın der. Ya aman ne yapacağız? Himalaya dağlarına gidelim. Dağların yüksek kesimlerinde yerleşim birimleri kuralım demişiz. Ve siz Himalaya dağlarına gitmişsiniz. Doğuya giden olmuş mu? Doğuya gideceğiz demişsiniz. Ya o manyak mısın? Doğuya niye gideceksin? Çin var burada. Ya ben gideyim işte. Ama asimile olursun. Bunlar çok geniş köklü bir kültüre sahiptir. Çin'e de gidenler olmuş. Sibirya'ya gidenler olmuş. Sibirya'ya gidenlere de şunu demişiz biz. Yahu burası çok soğuk. Niye gidiyorsun? Ya işte herkesten uzak. Orada güzel bir şekilde yaşarım deyip gitmişler. Hatta Sibirileri kurmuşlar. Ama yoğun ölçekte göç nereye olmuştur dersek, batıya doğru olmuş. Batıya nasıl gitmişiz? İki şekilde gitmişiz. Bir, Hazar Denizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya gitmişiz. İkincisi, Hazar Denizi'nin güneyinden Arap Yarımadası ve Anadolu'ya gitmişiz. Anadolu'ya da yerleşmişiz. Hala güzel ülkemizde yaşamaya devam ediyoruz. Peki bu göç hareketinden sonra çok büyük bir göç hareketi meydana geliyor. Biz bu göç hareketine kavimler göçü diyeceğiz arkadaşlarım. Özellikle o Orta Asya'dan, Hazar Denizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya giden Türklerin yapmış olduğu arkadaşlarım göç hareketidir diyoruz. Nedenleri Orta Asya'daki kuraklık, otlakların arkadaşlarım yetmemesi, Çin baskısı diyeceğiz. Peki burada göç nasıl olmuştur dersek şöyle. Şimdi biz Orta Asya'daki Türkler olarak Avrupa'ya gidiyoruz ya, önümüzde küçük küçük kavimler var bizim. Şimdi bu küçük kavimleri karşılaştığımızda diyorlar ki, hop birader nereye gidiyorsun? Ya işte bizim otlaklarımız bize yetmiyor. Çin baskısı var, kuraklık etkili. Ya biz gelelim şurada, bak sizin burada otlaklar güzelmiş. Şurada biz hayvanlarımızı otlatırız. Sizde de hiç böyle savaşmayız, sıkıntı yok. Ama buradaki kavim bizi isteyecek mi? Tabii ki de istemeyecektir. E şimdi bizde ordu millet anlayışı var. Savaş zamanı kadın, erkeği, çoluğu, çocuğu hepsi savaşçı kesiliyor. E şimdi biz bunlarla savaştığımızda tabii ki de bu kavmi yeneceğiz. Kavmi yendikten sonra burada kalanlar batıya doğru gidecek mi? Önüne bir diğer kavim çıktı. Bunlar dedi ki, ya nereye gidiyorsunuz? Ya Türkler geldi, bizi yerinden yurdumuzdan etti, gidiyoruz. Acayip savaşçı bir millettir. Siz de kaçın dedi. E bunlar bizi görmedi ama bizden korktu. Ne yapacak? Bunlar da batıya doğru gidecektir. E bunlar da bunlara söyledi. E ne oldu? Hiç bizi görmeyen kavimler arkadaşlarım batıya doğru hareket etti. İşte biz tarihteki en büyük nüfus hareketi olan kavimler göçünü yapmışız diyoruz arkadaşlarım. Yeni devletler kuruluyor Avrupa'da. O dönemde Avrupa'da Roma İmparatorluğu var. Roma'da iç karışıklıklar var. Roma ikiye ayrılıyor. Doğu Batı Roma. Batı Roma bu süreçten sonra arkadaşlarım dağılıyor. Avrupa'da küçük küçük derebeylikler kuruluyor ve Avrupa'nın siyasi yapısı değişiyor. Vizigotlar, Hunlar, Vandallar, İslavlar, Ostrogotlar arkadaşlarım küçük küçük kavimler ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta ilk çağı kapatıp orta çağı açan bir kavimler göçünden bahsettik size arkadaşlarım. Geldik yeni dünyaya yapılan göçler. Özellikle sevgili arkadaşlarım, Avrupa'da denizcilerin
okyanusları aşarak yeni alanlar keşfetmesiyle birlikte yeni yerleri keşfetme isteği arkadaşlarım bu göçleri meydana getirmiştir. Christoph Kolomb, Magellan, Vasco da Gama ve diğer kaşifler arkadaşlarım yaptıkları seyahatlerle birlikte özellikle Amerigo Vespucci ve Christoph Kolomb arkadaşlarım Amerika'ya ve Okyanusya kıtaları keşfediliyor ve bu kıtalara arkadaşlarım Avrupa'dan birçok insan göç ediyor. Neden göç ediyor? Şundan dolayı. Avrupa'da o dönemde siyasi yapısını şöyle bir analiz edersek kilisenin baskıcı bir tutumu var. Yani özellikle bilim noktasında çok kısıtlamalar yapıyorlar. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini hamamda bulduktan sonra çıplak bir şekilde dışarıya çıkıyor. Evraka evraka diyor, buldum buldum. Neyi buldun birader sen? Suyun kaldırma kuvvetini buldum diyor. Sen bu çıplak vaziyette mi buldun deyip adamı öldürüyorlar. Bu noktada yeni bir olay, yeni bir bilim, yeni bir durum keşfettiğinde kilisenin eğer ki görüşlerine karşı çıkıyorsan bu kiliseye karşı gelmek demektir ve ciddi anlamda cezası ölümdür bunun. Ve insanlar bunu bildikleri için geniş bir Amerika ve okyanusu keşfedildiğinden dolayı daha rahat bir şekilde düşüncelerini ortaya koymak için. Mesela ben kiliseye inanmıyorum ama ortaçağ Avrupa'sında kiliseye inanmıyorum diyemem. Neden? Çünkü arkadaşım ciddi anlamda tehlikeli bir durumdur. O yüzden insanların dini inançlarını özgür bir şekilde yerine getirebilmek adına, ülkelerindeki siyasi baskılardan kaçmak adına, kilisenin baskıcı tutumundan kaçmak adına yeni kıtayı tanımak ve maceraya atılmak. Manyağa bak ya, maceraya atılmak diyor yani. Maceraya atılmak, ülkelerinde elde edilmedikleri fırsattan yararlanmak. Bak ekonomik sebeplerden dolayı ne olmuştur? Avrupa'dan yoğun ölçekte Amerika kıtasına arkadaşlarım göç hareketi meydana gelmiştir diyoruz. Ve bir diğer göçümüz işçi göçleri. Dedeleriniz falan belki de yapmıştır. Hatta şu anda video izleyen evet ya benim dedem Almanya'ya gitti, Fransa'ya gitti, Avusturya'ya gitti diyen arkadaşlarımız bile olabilir arkadaşlarım. Neden işçi göçleri meydana gelmiş? Hızlı nüfus artışından dolayı iş imkanlarının yetersizliği. Kırsal alanda arkadaşlarım isteklerin çoğalması, tarımsal alanlarda arkadaşlarım yani tarım alanlarında toprakların miras yoluyla parçalanması, bunun dışında gelir dağılımındaki dengesizlikler, istihdam sorunları ve kırsal kesimdeki gelir düşüklüğü insanların işçi göçleri vasıtasıyla Türkiye ve Türkiye dışarısına göç etmesine sebebiyet vermiştir ve özellikle Türkiye ile Almanya arasında 1961 yılında işçi göçü anlaşması imzalanıyor ve daha sonra diğer ülkeler Avrupa ülkeleri Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde bu anlaşmayı yaparak Türkiye'den arkadaşlarım işçi göçü talep ediyor. Neden? Çünkü Avrupalı ülkeler hızlı bir şekilde sanayileşme sürecine girdiği için iş gücü ihtiyacı doğuyor. Kendi ülkelerinden bunu karşılayamadıkları için diğer ülkelerden gelişmişlik düzeyleri kendilerine göre daha düşük olan ülkelerden bu potansiyeli değerlendiriyorlar diyeceğiz arkadaşlarım ve özellikle Türkiye'de son yıllarda altyapı ve inşaat işlerinin yaptığı Arap ülkeleri Orta Doğu'ya, Türk Cumhuriyetlerine işçi göçleri de gönderilmektedir diyoruz arkadaşlarım. Bir diğer göç mübadele göçü. Hatta bu göçe zorunlu göç demiştik. Bunu Cumhuriyet döneminde yapmışız arkadaşlarım. Kimle yapıyoruz? Türkiye ile Yunanistan. Yani bizim ülkemizde Yunan hükümeti arasında yapıyoruz. 1923 yılında gerçekleşiyor ve sayıya bak. Türkiye'den Yunanistan'a yaklaşık 1 milyon 200 bin Rum. Yunanistan'dan Türkiye ise 450 bin Türk göç etmiştir diyoruz. Maddeye dikkat. 30 Ocak 1923'te Türkiye Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasının madde birincisi diyor ki Türk topraklarına yerleşmiş Ortodoks mezhebine mensup Türk uyruklu Rumlar ile Yunan topraklarına yerleşmiş İslam dinine mensup Yunan uyruklu Türklerin 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir diyor. Bak zorunlu göç. Bu kimseler Türk hükümetinin izni olmadan, burası çok önemli, Türkiye'ye Yunan hükümetinin izni olmadan da Yunanistan'a dönerek yerleşemeyeceklerdir diyor. Bak şöyle olmuş durum. Şimdi biz burada karşılıklı insan değiş tokuşu yapacağız ama şimdi gelen gidenin hangi ekonomik faaliyet yapacağı ile ilgili büyük karamsarlık var. Ve diyorlar ki ya gelen 1 milyon 200 bin Rum bizim Türklerin işini yapsın, giden 450 bin Türk de bizim gelen Rumların işini yapsın diyorlar, tamam mı? Şimdi her şey çok güzel ama İstanbul çevresinde bulunan Rumlar zengin. Bunlar sarraf, bunlar kuyumcu. Para çok ciddi anlamda var. Ve bu noktada Yunanistan'daki Türkler tarımsal faaliyetlerle uğraşıyorlar. Fakirler ve şöyle düşünürüm ben. Ben bir Yunanistan'da yaşayan Türk olsaydım. Ulan başıma talih kuşu kondu. Gideceğim orada kuyumculuk yapacağım. Parayı ciddi anlamda kazanacağım. Şimdi sen Türkiye'de yaşayan bir Rum olsaydın Yunanistan'a gitmek ister miydin? Tarım ve hayvancılık yapacak.
yapacaksın? Tabii ki de istemeyeceksin ve İstanbul çevresinde yaşayan Rumlar demiş ki kardeşim biz Türkiye'den çok memnunuz. Her şey çok güzel. Biz Yunanistan'a gitmek istemiyoruz demişler. Ve mübadele kapsamında arkadaşım İstanbul ve çevresindeki o kuyumcu zengin olan Rumların kalması sağlanmıştır. Sonraki süreçte arkadaşlarım diğerleri yer değiştirmiştir dedikten sonra bir diğer göçümüz beyin göçü arkadaşlarım. Özellikle burada gelişmişlik seviyeleri belirgin ölçektedir. Sen iyi eğitim almışsın. Bulunduğun ülkede iyi eğitim almana rağmen sana yeterli oranda arkadaşlarım çalışma imkanı sunulmuyor. Bunun dışında düşük ücret politikası uygulanıyor. Yeterli ekipmanın yok ve gelişmiş ülkelere bu imkanların daha iyi olduğu ülkelere göç ediyorsun. Bu işte beyin göçüdür. Bak beyin göçünün yani beyin göçü yapan kişiler eğitimli kişiler olacaktır. İyi eğitim almış kişiler olacaktır. Bunu unutmayalım arkadaşlarım. Çok çok önemlidir. Doktor Mehmet Öz bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Özellikle bir ülke beyin göçü veriyorsa bu geri kalmış ülke olacaktır arkadaşlarım. Bunu unutmayın. Eğer ki bir ülke beyin göçü alıyorsa bu da gelişmiş ülke olacaktır diyoruz. Şimdi bir de gelişmekte olan ülkeler vardı. O zaman bunlar hem beyin göçü verecektir hem de beyin göçü alacaktır diyoruz. Ve beyin göçü veren ülkelere bakalım. Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Nijerya, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri diyorlar. Hem nüfusun çok fazla olduğu hem de gelişmişlik seviyesinin düşük olduğu ülkelerden gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu ülkelere göç hareketi vardır diyoruz. En çok beyin göçü alan ülkeleri bakalım. ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti demiş. Bak şurayı şöyle bir aldım. Almanya, Fransa, İngiltere. Yani şimdi şu ülkelere baktığım zaman bu ülkelerin arkadaşlarım gelişmiş olduğunu biliyorum ama Güney Afrika Cumhuriyeti nasıl bunların içerisinde 1, 2, 3, 4. sırada dersek Afrika'daki en gelişmiş ülke ve Afrika kıtasında diğer ülkelerden arkadaşlarım yoğun ölçekte buraya beyin göçü vardır diyoruz. Mesela Kanada gibi Türkiye arkadaşlarım hem beyin göçü alacaktır hem de beyin göçü ne yapacaktır? Verecektir diyoruz ve devam ettik doğal afetlerin sebep olduğu göçler. Sel, deprem, volkanizma, toprak kayması, fırtına, çölleşme, kuraklık gibi afetler insanların arkadaşlarım bulunduğu yerden başka alanlara göç etmesine sebebi verecektir. Bunlar da doğal afetlerdir dedik ve örneklerine bakalım. Biraz önce anlattık zaten. Türklerin arkadaşlarım Orta Asya'dan daha iyi imkanların, daha iyi hayat standartlarının olduğu alanlara göç etmesi. Neden göç etti buradan? Çünkü kuraklıktan dolayı demiştik. 1906'da Kaliforniya'da meydana gelen deprem sonucunda yaşanan göç bizim ülkemizde de arkadaşlarım İstanbul'dan yani Marmara'dan İç Anadolu bölgesinde Karaman ve çevresine yaşanan göç olarak söyleyebiliriz bunu. Kırgızistan'da 94'te yaşanan bir toprak kayması sonucunda 270 bin insan da hayat yani yer değiştirmek zorunda kalmıştır diyoruz. Bu da göçe sebebiyet veren doğal afetlerdir dedikten sonra sosyal olay ve savaş göçlerine bir giriş yapalım. Aslında günümüzde bizim çok da aşina olduğumuz bir kısım nedir? Mülteci arkadaşlarım. Mülteci nedir dersek ırk, din, millet, belli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan, korkusu nedeniyle geri dönmeyen ve dönmek istemeyen kişidir. Yani bir baskı var. Baskıdan dolayı kaçan kişileri biz mülteci diyeceğiz arkadaşlarım. Özellikle Çin'in baskıları sonucunda Arakan'dan kaçan Müslümanlar arkadaşlarım mülteci kapsamındadır. Ya da Rusya-Afganistan savaş döneminde çok sayıda Afgan göçmen Türkiye'ye yerleşmiştir diyor. Bizim Suriye'deki iş savaştan dolayı arkadaşlarım çok sayıda insan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Naziler döneminde Almanya'da çok sayıda Yahudi arkadaşlarım dünyanın dört bir tarafına göç etmek zorunda kalmıştır diyoruz arkadaşlarım. Burada özellikle hem savaşlar hem de ülke içerisinde yaşanan sosyal ve siyasal çatışmalar arkadaşlarım göçe sebebiyet verecektir. Bu göçü yapan kişilerin mülteci, bu göç hareketine de iltica göçü diyeceğiz arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Ekstra bir bilgi. Peki Türkiye'de göçler nasıl oluyor dersek 3 ölçekte işleyeceğiz. Bunlardan birincisi doğal olaylar, ikincisi ekonomik nedenle meydana gelen göçler, üçüncüsü sosyal ve siyasal olaylara bağlı olarak oluşan göçlerdir demişiz. Ve öncelikle iç göçlerden bahsetmemiz lazım. Türkiye'de iç göçün yönü arkadaşlarım doğudan batıya doğrudur. Neden doğudan batıya dersek doğuda birçok olumsuz durum var. İklim çok soğuk, arazi çok engebeli, iş imkanları çok kısıtlı, sanayi gelişmemiş, eğitim, sağlık hizmetleri yetersiz. Batıya geldiğimde ise batıda çok olumlu durumlar var. İklim ılıman, tarımsal anlamda ciddi anlamda verimli arazilerimiz var. Eğitim, sağlık hizmetlerimiz gelişmiş, iş imkanlarımız yeterlidir diyoruz arkadaşlarım. Bundan dolayı doğudan batıya doğru yoğun ölçekte göç olacaktır diyoruz. Ve bu göç arkadaşlarım ağırlıklı olarak kırdan
kente doğru gerçekleşecektir. Ve diyoruz ki Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerimiz en çok göç veren bölgelerimizdir. Bak bunlar önemlidir. Hem Karadeniz hem Doğu Anadolu bölgesi iş imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerimizdir. Neden Güneydoğu Anadolu'yu almadık dersek şundan dolayı: Güneydoğu Anadolu projesi var. Bu projeden sonra arkadaşlarım iş imkanlarının çeşitlenmesi, tarımsal üretimin artması Güneydoğu Anadolu'dan diğer bölgelere göçü engellemiştir diyoruz arkadaşlarım ve ekonomik nedenlerden dolayı biz göç ediyoruz. Aslında iç göçler kısmında. Şunu unutmayalım arkadaşlarım. Doğudan batıya doğru dedik ama batıda da her yere eşit oranda göç olmuyor. Özellikle arkadaşlarım bakın şu ifadeler önemlidir. Marmara bölgesinde Yıldız Dağları'nın bulunduğu yer. Ege'de Menteşe yani Muğla ve çevresi arkadaşlarım yoğun ölçekte göç alan alanların seyrek göç alan bölümleridir ya da yöreleridir diyoruz. Tarımda makineleşme göçe sebebiyet verecek, hatta şurada söyleyebiliriz arkadaşlarım. Kıyı Ege'de tarımda makineleşmeye bağlı olarak göç olabilir. Trakya'da göç olabilir. Adapazarı, Samsun çevresinde göç olabilir. Konya çevresinde göç olabilir. Çukurova ve Şanlıurfa'da tarımda makineleşmeye bağlı olarak göçler meydana gelebilir. Ayrıca Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kan davaları ve terör olayları dolayı da insanlar göç edebilmekte. Bu da siyasi sebeplere bağlı olarak meydana gelecek göçlerdir diyoruz arkadaşlarım. Hemen şöyle bir mevsimlik göçlere de bakalım. Burada özellikle mevsimlik göçler kısmında arkadaşlarım turizm önemlidir. Nasıl dersek, turizm faaliyetleri süresinde iş imkanlarının çeşitli olduğu kıyı kesimde özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarımızda iş olanaklarının artmasıyla birlikte iş imkanlarının kısıtlı olduğu alanlardan bu alanlara göç var. Bu alan bittikten sonra arkadaşım tekrar bulunduğumuz yere geçiyoruz. İşte bu mevsimlik göçtür. Tamam, turizm faaliyeti sonucunda mesela Mersin'e gidebiliriz, Antalya'ya, Muğla'ya, İzmir'e, Aydın'a gidebiliriz arkadaşlarım. Bu turizm sebebiyledir. Makine ile hasat edilemeyen birçok ürün var. Bunlardan bir tanesi çay, fındık, pamuk, tütün, kiraz gibi ürünler arkadaşlarım. Bu alanlara iş gücü ihtiyacı doğduğu için diğer alanlardan göç olmakta. Özellikle Adana, Urfa, Ege Ovaları, Bafra, Çarşamba Ovaları, tam şu hat arkadaşlarım, Doğu Karadeniz ve Adapazarı çevresinde arkadaşlarım özellikle fındık tarımı için insanlar gidebilmekte. Doğu Karadeniz'de çay tarımı için, Orta ve Batı Karadeniz'de fındık tarımı için, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Adana çevresinde pamuk tarımı için, Ege kıyılarında pamuk ve tütün tarımı için arkadaşlarım insanlar bulundukları alanda bu alanlara gidebilmekte. İnşaat sektörü için arkadaşlarım yaz döneminde özellikle büyük şehirlere göç gerçekleşmektedir. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir gibi arkadaşlar. Yaylacılık faaliyetleri için hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de arkadaşlarım insanların hem ekonomik sebepler, mesela turizm faaliyetleri için olabilir ya da tarım ve hayvancılık faaliyetleri için olabilir, bulundukları alanı terk ederek yaylara çıkabilmekte ve iş imkanları bittikten sonra da arkadaşlarım tekrar yapmakta, ana birime gelmekte. Antalya, Mersin, Adana, Antep yani yayla yerleşmeleri güney kısımda böyle. Samsun, Ordu, Trabzon, Rize kuzey kısımda da böyledir diyoruz arkadaşlarım. Ve dış göçler kısmında hem göç verdiğimiz hem de göç aldığımız kısımlar var. Lozan Anlaşması ile mübadele göçü Yunanistan, Türkiye biraz önce bahsettik. 60-85 yılları arasında işçi göçleri Almanya, Fransa, Hollanda biraz önce söyledik. 79 yılında Afgan-Rus Savaşı'nda Afgan mülteciler, bunu söyledik. 80-90 yılları arasında Arap ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine işçi göçleri, 91 yılında Yugoslavya'nın dağılmasıyla gelen Türkler, 89'da Bulgaristan'dan kaçan Türk göçmenler, baskıdan kaçıyorlar, 97'de Sırp zulmünden kaçan Boşnaklar, 96-97'de Körfez Savaşı'ndan kaçan Iraklı mülteciler, 2010'dan sonra Suriye'den iç savaştan kaçan mülteciler, bunu siz biliyorsunuz, Çin baskısından kaçan ve günümüzde devam eden Uygur Türklerinin göçü arkadaşlarım, bunlar bizim dış göçlerimizdir. Hem aldığımız hem de verdiğimiz kısımlardır diyoruz arkadaşlarım. Bir kısmımızda iç göçler, yani ülke içerisinde yapıldığı için nüfus artışını etkilemez ama dış göçler nüfus artışını etkileyecektir. Özellikle iç göçler bölgeler arasındaki nüfus dağılımı dengesizleştirir. Yani bir bölgemizde nüfus ciddi anlamda fazla olurken diğer bölgemizde nüfus daha az olacaktır diyoruz. İç göçün sonucunda orman, tarım, mera alanları yerleşme ve sanayileşmenin işgaline uğradığı için burada arazide ciddi anlamda bozulmalar yaşanabilir. Eğitim, sağlık hizmetlerinde, ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanabilir. Kentlerde kirlilikler, hava kirlilikleri meydana gelebilir. Fabrikalar arkadaşlarım kentin merkezinde kalabilir. Çünkü hızlı bir şekilde büyüme gerçekleşmiş olabilir diyoruz arkadaşlarım. Ve geldik konumuzun sonundaki etkinlik kısmımıza. Hadi bakalım etkinlikleri yapalım. Diyor ki etkinlik bize, Türk topluluklarının 4. yüzyılda ana yurtlarından ayrılarak Avrupa kıtası, Asya kıtasının batısına doğru başlattıkları göç. Ne demiş? Türk topluluklarının 4. yüzyılda ana yurtlarından gidiyorlar. Avrupa kıtası ve Asya kıtasının batısına doğru başlattıkları göç hareketine ne diyeceğiz biz? Tabii ki de tarihteki en büyük nüfus hareketi kavimler göçüdür diyoruz arkadaşlarım. Bu bir. İkincisi,
insanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka yere kalıcı veya geçici olarak yer değiştirmesine göç olayı diyecektir. Burada zaten sürekli ve geçici göç ifadesini de kullanmış arkadaşlarım. Bir kişinin turizm sezonunda çalışmak için Muğla'ya gitmesi, yani oraya gidiyoruz, turizm sezonu bittikten sonra tekrar bulunduğumuz yere geliyoruz. O zaman bu ne olacaktır? Geçici göçe sebebiyet verecektir diyoruz. Türkiye ile arasında 1961 yılında imzalanan işçi göçü anlaşması bitti. Bundan sonra sorumuz, Türkiye ile kim imzaladı bu anlaşmayı? Almanya imzaladı arkadaşlarım ve işçi göçü olarak gerçekleşti dedik. Bir diğer sorumuz diyor ki, iyi eğitim almış nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesi, yani eğitimli kişiler, hatta ben o göç kısmının altına eğitimli kişiler yazmıştım, bu ne olacaktır dersek beyin göçü olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Lozan anlaşması sonucu yüz binlerce kişi Türkiye ile Yunanistan arasında mübadele göçü yaşanmıştır diyoruz. Hatta 1 milyon 200 bin Rum, 450 bin de Türk ne yapmıştır arkadaşlarım? Yer değiştirmiştir diyoruz. Ülke sınırları içerisinde yapılan göç bir yerden, yani Kars'tan Ankara'ya gittik, biz buna iç göç diyeceğiz. Ülke sınırları dışında yapılan göç, yani Türkiye'den Almanya'ya gittik, buna da ne diyeceğiz biz? Dış göç diyeceğiz arkadaşlarım. Ve geldik çoktan seçmeli sorular kısmımıza. Soru bize ne diyor? Göçe neden olan faktörler itici ve çekici faktörler olmak üzere iki gruba ayrılır. Yani ben buradan şu alana gidiyorsam burada çekici bir durum var, burada ise itici bir durum vardır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi göçe sebep olan itici faktörlerden biri değildir diyor. Olumsuz ifademin altını çizdim. Kırsal alanda sosyal yaşam yetersizliği, olumsuz bir durum. Altyapı hizmetlerinin yetersiz olması, olumsuz bir durum. İş imkanlarının kentlerde fazla olması, olumlu bir durum. Doğal koşullara bağımlılığın kırsalda fazla olması, olumsuz bir durum. Eğitim hizmetlerinin yetersizliği, olumsuz bir durum. Bana değildir diyordu. Tabii ki de sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Geldik bir diğer sorumuz. Soru bize diyor ki, göçe neden olan faktörlerden birisi de tarımda makineleşmedir. Sermaye birikimiyle makine alan üretici daha az işçiye ihtiyaç duyacak, işçiden çıkarmaya başvurur diyor. Bak tekrar söylüyorum arkadaşlarım, makineleşme ile birlikte işten çıkarma işlemi gerçekleştirecektir. Soru bize ne diyor? Buna göre haritada işaretli alanlardan hangisinde makineleşmeye bağlı olarak göç yaşanabilir diyor. Hemen gözümü kapatıyorum. Haritam buradaydı. Makineleşmeye bağlı olarak göç yaşanacak yerlerdi. Bu alan Adana çevresi, Konya çevresi diyordu arkadaşlarım. Adapazarı çevresi diyordu. Orta Karadeniz, Samsun ve çevresi diyordu. Ege'de arkadaşlarım, Kıyı Ege bölümü diyordu. İşaretlediğim alanların hangisi bu alanı temas etti dersek Konya ve çevresi temas etti. O zaman sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Geldik bir diğer sorumuz. Latin Amerika'ya yapılan, yani yeni dünyaya yapılan göçler kısmından geliyor. Güney Amerika'da, hemen şurayı şöyle düzeltelim. Güney Amerika'da bulunan tüm ülkelerde İspanyolca ve Portekizce konuşulmakta. O zaman göç yoğun ölçekte İspanya ve Portekiz'den meydana gelmiştir. Ve bu alana Latin Amerika diyoruz. Yani Güney Amerika kısmı. Diyor ki soru bize, aşağıda verilen ülkelerden hangisi yeni dünya göçleri sonucu İspanyol ve Portekizlilerin tarafından sömürülen Latin Amerika ülkeler arasında yer almaz demiş. Hemen olumsuz kısmının altını çizdim. Bakıyorum, bana aslında bu soru harita bilgisi sorusu. Hangisi Güney Amerika ülkesi değildir diyor. Kolombiya Güney Amerika ülkesi. Venezuela Güney Amerika ülkesi. Ekvador Güney Amerika ülkesi. Brezilya Güney Amerika ülkesi. Ama Malezya Güney Amerika ülkesi değil. Ders bittikten sonra nerede yer aldığını söylemiyorum. Haritayı açıyorsunuz ve haritada Malezya'nın nerede yer aldığını bulduktan sonra yorumlar kısmına yazın, bekliyorum arkadaşlar. Hemen devam ettim bir diğer sorum. Pamuk, fındık, çay tarımı, yaz turizmi nedeniyle ülkemizde çeşitli yörelere geçici olarak hasat dönemleri ya da sezon sürecince çalışma amaçlı yapılan göçlere mevsimlik göç demiş. Yani belirli bir dönem gidiyoruz, sonra tekrar bulunduğumuz alana geleceğiz. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında verilen alanlardan hangisi mevsimlik göçü diğerleri kadar yoğun almaz demiş. Bakıyorum, mevsimlik göçü yoğun almayacaktır diyor. Hemen bakıyorum. 1 ve 2 numara tarımsal faaliyetler. Çay ve fındık tarımı. 3 numaralı alan pamuk tarımı, Adana ve çevresi. 4 numaralı alan Antalya ve çevresi. Turizm tarımı. Yani turizm faaliyetleri. Hemen şuraya şöyle turizm yazdım. Şuraya geldim, pamuk dedim.
Şöyle yukarıya çıktım arkadaşlarım. Hem çay tarımı diyeceğim hem de fındık tarımı diyeceğim. Ve bu noktada arkadaşlarım hem tarımsal faaliyet hem turizm faaliyetleri için bu alanlara göç olacak mı? Olacaktır. Ama Ankara ve çevresi idari kent statüsünden olduğu için memur kentidir. Buraya göç yoğun ölçekte mevsimlik değil kalıcı göç olarak gelecektir. Ve sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Ve geldik sizinle bugün hızlı seri bir konunun sonuna arkadaşlar. Karşınızda ödüllü soru, cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.